Sayın Başkan, Kanal İstanbul'la ilgili gerçekten bir belediye başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışmayacak çok ağır ifadeler kullandı. Cumhuriyet Halk Parti birisinin projelerle ilgili bu ifadeleri kullanması bizim yadsıyacağımız bir şey değildir. Bakınız, ben size bir şey göstereceğim. Rahmetli Özal'ın çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, ben icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım. Eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam, rafa kaldırırım. Yarısının sesi çıkmıyor, yarısının sesi çıkıyor ise o projeyi yeniler, öyle yaparım. Eğer bütünü karşı çıkıyorsa o projeyi yaparım. Kanal İstanbul'la ilgili Sayın Başkan'ın kullandığı ifadelerde niye farklı bir beklenti içerisindeydim, onu da söyleyeyim. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir soluk olacağını ifade ederek meydanlara çıkmıştı. Ben bu açıdan böyle güzel projelere farklı bir perspektif ortaya atabilir diye düşündüm. Kanal İstanbul, büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul halkına karşı cinayettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un tarihine ve çevresine karşı felakettir. Sayın Tevfik Göksu'nun en az iki kez beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Hiç sempatik değildi. Çünkü hiç sempatik değildi. Beni taklit ederek konuştunuz. Görüntülerde izleyin. İzleyin, görüntülerde ben size gösteririm. Konuşmamı taklit ettiniz. Hiç gereksiz bir şeydi, tavırdı. Onu ifade edeyim. Yani zaten beceremediniz de. Çünkü çok farklı yani. İkisi ayrı uç. Yani 180 derece farklı. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Çok ciddi iki mesele konuşuluyor. Bir tanesi Melen. Cevap verecek bir şey yok Tevfik Bey ya. Beni taklit ettiniz. Hayır, bakın. Açarız görüntüleri, bak gösteririm size. Beni baya konuşmamı, nasıl cevap verdiğimi taklit ettiniz yani. Benim nasıl cevap verdiğimi. Hararetli bir şekilde. Varsa var demedim zaten. Et beceremediniz dedim zaten. Beceremediniz zaten. Şimdi tamam. Şimdi Sayın Başkan'ın tabii ki ifadeleri tümüyle kendine aittir. Samimiyetsizlik bir hakaret değildir. Bir. Hayır, hayır, hakaret değildir. Bu konuda samimisin değilsin hakaret değil. Literatürde böyle bir şey yok. Ucuz kahramanlık da hakaret değildir. Şimdi bakın, ikisi de hakaret değildir. Eleştiridir, hakaret değildir. Hayır, ben taklidin biçimine bakarsanız anla, hayır, hakarettir. Biçimi önemlidir. Ben taklit yapmak değil. Komedyen yapar, onu alkışlarız. Ama burada bir başka siyasiyi taklit eder gibi onun hararetini anlatırcasına konuşma biçimini ortaya koyma uslubu yakışmadığını söyledim. İzler görür. Artık her şey izleniyor. Son. Şimdi değerli arkadaşlar, Melen konusunu ben açmadım. Bir. İkincisi, su zammı konusunu Doğan Bey gayet iyi aktardı. Siz de eleştirilerinizi yaptınız. Burada İSKİ Genel Kurulu'nda da tartışıldı. Ben bu konunun toplum tarafından çok iyi algılandığını ve anlaşıldığını düşünüyorum. Anlaşılmayan tarafını şöyle tarifleyeceğim. Hiçbir zam Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir şey, karakter oluşturmaz. Şayet Türkiye'nin koşullarının üzerinde bir zam yapmıyorsanız. Şimdi Türkiye'nin bugünkü, ama müsaade et beyefendi ya, bak müsaade et. Beyefendi bak, yakışmıyor size bak. Lafımı dinle, bak yakışmıyor. Uslubunuz çok kötü, yakışmıyor. Harbiden terbiye sınırlarını aşıyorsunuz bak. Terbiye sınırlarını aşıyorsunuz, lütfen. Melen konusunu ben bu konulara bugün girmeyecektim.
Sayın ben her zaman hazırlıklıyım. Her zaman. Dersimi o kadar iyi çalışırım ki Kanal İstanbul'un bilmem kaç bin sayfası, ben Kanal İstanbul'u siyasete gireyim girmeyeyim konu edildiği 2011 yılından beri inceliyorum. Yeni değil. Gelelim şimdi Melen konusuna. İstanbul'un 3 ay suyu kaldı, ne yapacaksın diye hesap soran Sayın Cumhurbaşkanı ben değilim. Ben o ana kadar bu konuyu hiç konuşmadım. İstanbul'un 3 ay suyu kaldı, ne yapacaksın diye soran Sayın Cumhurbaşkanı. Siz konuşmanızda Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap verdiyseniz anlarım. Bana cevap verdiyseniz bilemem. Ben bilmem. Benim işim değil. Çünkü 2040'a kadar, hayır, muhatabı ben değilim. 2040'a kadar İstanbul'un su sorunu yok diyen de Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Siz eğer kalkıp bana 3 ay İstanbul'un 3 ay suyu kaldı derseniz bu olmaz. Kanal İstanbul projesi, ben yaklaşık 7-8 yıldır bu projeyle birebir ilgilenen birisiyim. Nedir bu? Faydası nedir? Bu sürece, bu ülkeye, ben ne belediye başkanıydım, sadece siyasi görevim partimin ilçe başkanıydım, ama bir iş insanı olarak önce yatırımcı gözüyle bakarak nedir faydası diye, yani bunu incelemeye, irdelemeye bakan birisiyim. Sonra siyasetçi olarak toplumsal fayda olarak bakıp incelemeye çalışan birisiyim. Değerli arkadaşlar, dünyada çılgın proje diye tarif edilen şeylerin aslında çılgın olan rakamlarıdır. Bu bazen dünyada büyük proje dediğiniz zaman bu 100 milyar dolarlarla anılır. Böyle çok büyük ve çok uzun vadeli yatırımlar. Milyarlarca doların topluluklara, topluma, insanlığa ne getirip ne götürdüğü çok yoğun hep tartışılır durulurdu yıllardır. Ama son dönemde bu daha da fazla, daha da yoğun tartışılıyor. Şu anda zannetmeyin birbirimize konuşuyoruz. Ben burada konuşuyorum ama aslında kendi çocuğuma konuşuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için de her birinizin evlatlarına, belki torunlarına konuşuyorum. Yarınlarda bu şehri yaşayacak olan insanlara konuşuyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul dünyanın en güzel şehri. Allah lütfetmiş. Öyle bir coğrafya vermiş ki bu kente, dünyada bir benzeri yok. Her yönüyle. Yani sadece Marmara Denizi'nin içindeki adaları göstersen, dünyada bir şehre, yani o olsa o şehirde yeter. Boğaz zaten mucizevi bir şey yani. Dünyanın en güzel görüntülerinden birisi. İki kıtanın birleştiği nokta. Değerli arkadaşlar, bu şehrin 15-16 milyonluk nüfusun bile bu şehre çok geldiğini konuşuyoruz. Bu şehrin şu anda 1 milyon civarında boş adres, bakın boş adres, konut stoğu olduğu konusunda arkadaşlarım netleşmek üzere. 1 milyon konut. Bakın değerli arkadaşlar, İstanbul'un imarlı alanlarının şu an yüzde kaçı boş? Bir ona bir bakın. Hepiniz belediye başkanı var burada. 39 belediye başkanı var. Yıllarını vermiş, belediye başkanlığı yapmış insanlar var burada. İstanbul'un ne kadar imarlı stok alanı var bir baksın. Ben sıfır siyaset. Hiç umurumda değil. Ne benim partim ne sizin partiniz, bakın hiç umurumda değil. Benim için bu şehrin ve bu ülkenin geleceği. O dille konuşuyorum. Ve analiz yapıyorum. Diyorum ki kanal, tankerler geçmesin tehdit. Ya azalıyor. Çünkü başta Türkiye olmak üzere dünyanın en ciddi, Türkiye bu konuda geçiş noktası, en ciddi geçiş boruları yapıldı. Ve bunun devamı gelecek. Tartışılan yeni hatlar var. Tanker taşımacılığı bu konuda çok daha minimuma inecek. Bir bu. İki, efendim Möntrö Antlaşması, yok öyle bir şey. Yok. Hukuken, bakın bunu söyleyeyim, Ocak ayında her konusu tartışılmak üzere İstanbul halkına ben Kanal İstanbul çalıştığı yapacağım. Ocak ayının ilk haftası. Her konusu tartışılmak üzere. Yani hükümetten yetkililer talep edeceğiz. Gelin anlatın. Bizi ikna edin. İstanbul'u ikna edin. Sayın Göksu, İstanbul halkına yaptığınız bir anketi İstanbul'a soruldu diye bize gösteremezsiniz. Bakın bu sormak değil. Ben de anket yaptırdım. İstanbul halkının %88'i diyor ki Kanal İstanbul'la ilgili fikrim yok.
Bilgim yok demiyor bak, fikrim yok. %14'ünün de ne kadar olduğu tartışılır. Bakın bilgim yok demiyor bak, fikrim yok, fikri yok. Dolayısıyla İstanbul halkı ne olduğunu bilmediği bir sürecin içine niye sokulmak istiyor? Montreux'le ilgili hiçbir gerekçe yok, sıfır. Gelelim başka şeylere. Değerli arkadaşlar, İstanbul şehrinin kanala ihtiyacım var Allah aşkına. Ya değerli başkan tarımdan bahsetti, insanları göç ettirmeyin dedi. Sevgili başkanım, 136 milyon metrekare tarım alanı gidiyor. İstanbul'un toplam tarım alanının %15'i. Kanal İstanbul yüzünden. ÇED raporlarında 1 milyon 150 bin nüfus planlanıyor kanalın sağında solunda. 1 milyon 150 bin lira çıkartırız. Bakın çıkartırız, bakarsınız konut alanlarına, planlarına. Bizim Büyükşehir Belediye işte Çalıştay yapacağım, oturup göreceksiniz hepsini orada. Hepsini göreceksiniz bakın. Bakın hepsini göreceksiniz. İstanbul kanalı, Kanal İstanbul'un çevresinde planlanan nüfus 1 milyon 150 bin. Bence 2 milyon. Bak onu da söyleyeyim. Hep 1 150 denir 2 olur. Hep 1 denir 2 olur. Bütün kentleşme modeli böyledir Türkiye'nin. 1 milyon 150 bin diyen Şehircilik Bakanlığı'nın raporudur. Gelir Çalıştay, ya Sayın Başkan alakası olmayanları evraklarıyla gösteririz bakarsınız. Yani Çalıştay yapacağız. Bak ben demiyorum ki ben anayasa, ama bana diyorum ki, bana İstanbul Belediye Başkanı olarak değil, 3 evladı olan Ekrem İmam olarak bana kimse Kanal İstanbul'u yapıyorum diye dayatamaz. Bu önemli bir mesele. Bu önemli bir mesele. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, bak ben diyorum ki İstanbul halkı bu konudan bir haber. Çalıştay yapacağız tabii, orada görecek. Hayır, Çalıştay değil. Ben bu kendi çalışmam, kendi ekip arkadaşlarımla çalışmam. Çalıştay'ı toplumun önünde yapacağız. Bakın hayır. Her kesimi çağıracağız. Çalıştay dediğiniz her kesim davet edilir. Hayır. İstanbul'da kamuoyuna açık Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir Çalıştay yapılmamıştır. Bakın değerli arkadaşlar. 1 milyar 200 milyon metreküp hafriyattan bahsediliyor. Bana göre 2 milyar. Diyeceksin ki atıyor musun? Bana göre 2 milyar. 1 milyar 200 milyon metreküp hafriyat. Ve bu hafriyatın nereye konacağı ile ilgili Sayın Göksu'nun demiş olduğu Karadeniz kıyısındaki dolgu alanı dediğiniz yer daha yeni eklendi çete. Daha önce bundan 5 yıl önce, 4,5 yıl önce Marmara Denizi'ne 3 adaydı bu. Birisi Büyükçekmece'nin önünde, birisi Avcılar'ın önünde, birisi Bakırköy'ün önünde 3 adaydı. Şimdi bu Karadeniz'de dolguya dönüştü. Bakın Karadeniz'de dolguya. Nereye? Terkos Gölü'nün önüne. Değerli arkadaşlar, bakın bu şehir, yaptığınız her hamle bu şehre fayda vermeli. Bugün değil bakın, 50 sene sonra, 40 sene sonra, 70 sene sonra. Değerli arkadaşlar, bakın sevgili Büyükşehir Belediye Meclisi'yim, ben sizi ikna etmek için konuşmuyorum. Ben sizi ikna etmek için değil. Ben bilgi veriyorum, ikna edecek olan akıldır, bilimdir. Ne ben size bilim adamlığı taslarım, ne de siz bana taslayın. Gelir o Çalıştay dediğim şey o işte. Bugüne kadar yaptığımız bütün araştırmalarda İstanbul halkına ve İstanbul'un kamuoyuna açık hiçbir Çalıştay yapılmadı Kanal İstanbul'a ilgili. Tek bir tane bile. Bakın kapalı kapılar ardında yorumlanacak bir mesele değildir. Bakın şuna girmiyorum. 75 milyar lirayı bugün İstanbul'da Türkiye'de %15'e resmi rakamlarla %15'e ulaşan bir işsizlikte, Türkiye rakamlarıyla bütçe açığı vesaire gibi unsurlar varken niçin 75 milyar harcıyoruz'a girmiyorum. Bakın bu konu benim var ya en son konum. Benim ilk konum İstanbul'a ihanet etmeyelim. İstanbul'a kötülük yapmayalım. Bizim çoluğumuza, çocuğumuza kötü bir miras bırakmayalım. Bakın burada sadece
sadece İstanbul trafiğine %15 yükü olacak. 8 tane köprü. Bakın 250 metrelik kanalın üstünde 8 tane köprü. Daha stratejik şeyler söyleyebilirim size. Yapılacak kanalla beraber oluşacak adanın olası bir büyük depremde köprülerin hasara uğramasıyla ulaşımıyla ilgili en üst seviyede tereddüt duyan bilim insanları var. Şu anda bu oluşan adanın içinde bulunan askeri birlikler Çorlu'ya sevk edilmiş durumda. Şu anda bizim o bölümde askeri birliğimiz yok. Yarın bunu bana anlatan Türkiye Cumhuriyeti ordusunun üst düzey mensupları. Ben bunu kendime, hepsi gelir orada konuşur, merak etmeyin. Bana kim diye sormana gerek yok. Ne arıyorsun sen? Bakın, şu anda bu gösterilen adada askeri birliği yok. Bu bir stratejik hatadır diyen Türkiye Cumhuriyeti ordusu mensupları var. Günün sonunda şu arkadaşlar, ben size burada teknik bir tartışmayı açmak için değil. Buradaki süreç şuradaki işte 300 küsür meclis üyesinin süreci falan değil. Buradaki süreç 16 milyon insanın, daha ileri gidiyorum, 82 milyon insanın sürecidir. Çünkü İstanbul Türkiye'nin göz bebeğidir, lokomotifidir. İstanbul daha ileri gideyim mi? Dünyanın mirasıdır. İstanbul dünyanın mirasına sahip çıkma sorumluluğu gerektirir. O bakımdan bu konular bin defa düşünülüp bir defa karar verilmesi gereken hususlardır. Toplum bu konuda şu anda %90'a yakın araştırmalarda fikir sahibi olmadığı için toplumun aydınlanması gerekir. Bilim insanların tartışması gerekir. Ben bu tartışmayı Ocak ayının ilk haftası toplumun önüne şeffaf bir şekilde taşıyacağım. Çalıştay yapacağım. Her birinizin katılması çok önemlidir, çok değerlidir. Bunu size aktarmış olayım. Şimdi gündem dışı neyle düzeltme? Ha, buyur. Projeye girmeyelim başkan. Tamam, hadi yani projeye girmeyelim. Daha gündem dışı konuşmalar var. Evet, Tevfik Bey'e mikrofonunu açın. Düzeltmeniz neydi Tevfik Bey? Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. İki hususta Sayın Başkan'ın bilgi eksikliği söz konusu zannediyorum. Bir tanesi projenin maliyetiyle ilgili 75 milyar gibi bir rakamdan bahsettiler. Bizdeki bilgilerle Sayın Başkan'ın söylediği rakam arasında aşağı yukarı %50 fark var. En az %50 fark var. Bu bilgi yanlış. İkincisi 1,5 milyon nüfustan bahsettiler. Bu bilgi de yanlış. Üçüncüsü askeri ve stratejik olarak bölgenin söyleyeceğim. İkinci ne dediniz? Nüfus. Nüfus 1,5 milyon nüfustan bahsettiler. 1,150,000 dedim. 1,5 milyon demedim. Bu bilgi de. Bana göre 2 milyon dedim. Bu. Ama açıklanan 1,150,000. Bu bilgi yanlış. Evet. Askeri ve stratejik açıdan baktığınızda o 13 bin sayfalık raporu okursanız bu projenin yapılmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın ve askeri uzmanların olumlu görüşünü görürsünüz Sayın Başkan. Bir başka şey ise adalardan bahsettiniz. Şu anda projede herhangi bir ada çalışması falan yoktur. 5 yıl öncesine kadar dedim. Bir başka şey ise Tevfik Bey, 5 yıl öncesine kadar dedim. Bugün projenin son halinden bahsediyorum. Şu anda bütün projede ortaya çıkacak çamur miktarı 1,1 milyar metreküp. Bu çıkacak çamur Karadeniz'de Terkos'un arasına konduğunda tam da Terkos Gölü'ne deniz suyunun sızmasını koruma yapacak koruma duvarı şeklinde dizayn edilecek ve Terkos Gölü'nün Karadeniz'den gelecek herhangi bir risk söz konusuysa bu riski de ortadan kaldıracaktır. Bunun özellikle bugün bakınız burada
Buradaki rekreasyon alanı olarak 40 milyon metrekare, aşağıdaki bölgede de 15 milyon metrekare yeni bir rekreasyon alanı olarak düzenleniyor. Bir başka şey ise Kanal İstanbul'la ilgili, bakınız 1936'da Montre Antlaşması'yla uluslararası gemilerin ücretsiz geçişleri karar verilmiş. Şu anda 43 bin tane ortalama gemi geçiyor. Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı'nın istatistiklerine ve dünya istatistiklerine bakarsanız size görüntü gönderdim. Şu anda mümkün olsa da Uydu'ya girsek ve Boğaz trafiğinin yoğunluğuna bir baksak. Ve şu andaki simülasyona göre 2050 yılında 78 bin gemiden bahsediliyor. Bunun güvenlik boyutu, stratejik boyutu, tarihi ve kültürel boyutuna baktığınızda bu şehir için gerekli bir şey olduğu çok net gözüküyor. Bir başka şey ise efendim. Tevfik Bey, bunları anlattınız, bakın cevap dediniz. Evet. Ama aynı yerlere döndünüz. Uzar şey gider ise, yani Tevfik Bey. Bir başka şey ise Son cümleniz olsun lütfen. Bir başka şey ise son cümle olmayacak. Bir başka şey ise İSKİ zammını Türkiye'yi yönetenlere sorun dediniz. Bakınız siz yönetime gelirken ve İstanbul halkına konuşurken dediniz ki İstanbul Büyükşehir'de, İstanbul'da büyük bir israf var. Ben bu israfı kaynağa dönüştüreceğim. Ne oldu? İsrafı kaynağa dönüştürecektiniz. Niye halka döndünüz, zam yapıyorsunuz? Anladı ne demek istediğimizi Tevfik Bey. Ise, sen ne kadar anlatırsan halk anladı ne demek istediğimizi. Biz şuna alışkınız. Biz şuna alışkınız. Halk anladı ne demek istediğimizi. Biz şuna alışkınız. Ben bilmem, arkadaşlar bilir. Bunu da ben bilmem dediniz. Bakınız, İSKİ'de getirmek istediğiniz zamın oranları da İSKİ'de getirmek istediğiniz zamla ilgili bilgiler de İstanbul halkı tarafından biliniyor. Ben sadece şahsımla ilgili söylediğiniz bir cümleyi düzelterek bitiriyorum. Benim sizin taklidinizi yapmaya ihtiyacım yoktur. Doğru. Sizin taklidinizi yapmaya ihtiyacım yok. Doğru. Samimiyetsizlik, tutarsızlık ve ucuz kahramanlık bana yakışmıyor. Teşekkür ederim. Evet.